İnşallah, inşallah bu bayramında tüm Müslüman alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Beyaz TV ekranlarından çok güzel bir bayram eğlencesiyle karşı karşıyasınız. Bütün sevdiğim arkadaşlarım bugün sizin için benimle birlikteler. Başlasın mı? Başlasın. Başlasın. İlk önce Türk halk müziği demek, Güler Işık demek. Alkışlar. Güler Işık geliyor. Evet, hoş geldin Güler'im. Sağ ol. Aynı böyle daha çok türküsünü dinlettireceğim. Türkü demek, Güler Işık demek. Arkadaşlarımla gitmesin. Hemen bağlayacağımız yine arkadaşlarımızın da eşlik edeceği. Tamam. Öyle o bir bayram benim mesajı ver. Evet. Herkesin bayramını canı gönülden kutluyorum. Her günümüz bir bayram coşkusu gibi geçsin inşallah. Amin, inşallah. Milletimize, tüm insanlarımıza hayırlı uğurlar getirmesini diliyorum. İnşallah. Sana da hayırlı uğurlu olsun. Allah yine razı ekranım olsun. Evet. Beyaz ekran. Hadi bakalım. Dinle. Ay ne güzel ya. Vallahi. Ağzına yüreğine sağlık sağ bacım. Teşekkür ederim. Ay ne güzel sağ oldu be. Evet Güler vallahi böyle. Kulaklarımızın oh böyle pası silindi. Oh ne güzel. Türküler Güler Işıksız olur mu? Birazdan yine dinleyeceğim. Tamam. Arkadaşım bugün oturmak yok ama sen acık yordum seni. Ha yok yok ben yorulmadım. Ben yorulmam. İstediğinde kalk dolan sanırım. Tamam. Güzelsin çok şıksın. Tamam teşekkür ederim çok sen de öylesin. Çok pek ama güzelsin. Yani nasıl oluyor bu kadar yani Seda? Gel vallahi. Vallahi bir dakika bir dakika şimdi sen nasıl bu kadar zayıflayabiliyorsun hemen ya? Söylüyorum. Olamaz böyle bir şeye bakar mısın? Ben ne yapacağım şimdi? Yok yok ben sen değilsin. Benim bugün elbisem beni bir azıcık geniş gösteriyor. Daha da zayıfım da. Biliyorum. Ay yok. Bana Fatma Girik öğretti bunu. Çok değerli büyüğüm Fatma Girik'e sordum. Dedim ki Fatma abla kurban olayım. Yani maşallah Allah sana sağlıklı ömür versin. Bu kadar zayıfsın bu yaşında. Ne yapıyorsun dedim. Bir öğün yerim tam yerim dedi. Aslında Fatma Girik'in dediğini yapıyorum. Bir öğün yiyorum tam yiyorum bacım. Ben de öyle yapacağım bundan sonra. Ya o zaman bir duygusal bir şey istiyorum. Duygusal böyle, bir şey. Böyle bir tuhaf böyle bir şey olur. Hadi ya metrisi istediler. Hadi metrisi oku kız. Vallahi. Orada da bayram şu an ya. Evet, ay hadi. Evet hadi. Bütün evet. Mahkumlara gelsin. Herkese. Hadi bakalım. Hadi alkışlar evet. Güler Işık. Hadi. Evet. Canım. Sağ ol. Evet. Ne güzel oldu be. Vallahi üst üste böyle konser gibi oldu. Vallahi süper. Yüreğine vallahi sağlık. Sağ hemen ol. Böyle alıyorum arkadaşımı. Sağ ol. Efendim uzun bir süre sessiz kaldı. Bir döndü, pir döndü. Özlediniz biliyorum alkışlar. Ümit Sayın geliyor. Sizin çok için şık. Seda Hanım, sizin için. Ay ne her kadar şey güzel. Için. Hemen bir bayram mesajı vermeni istiyorum Ümit'ciğim. Bütün İslam aleminin, Türkiye'mizin, canım Türkiye'mizin Ramazan bayramını, şeker bayramını canı gönülden kutluyoruz. O zaman biz de bir şarkı daha alıyoruz hemen. Alkışlar Ümit Sayın için. Sağ olun. Şarkıyı, Ümit'ciğim şarkıyı seninle birlikte... Bilmiyorum sen o heyecanla hissedebildin mi? Hepsi okudu. Evet, özellikle hanımefendi. Ay sana inanamadım yani. Bütün eksiksiz. Benim bile bazı söz unuttuğum yerler var. Tabii. Yakalamaya çalıştım İlk ama. İlk yayınlandı sene tabii ki 95 tabii. Bu şarkının 2011. Yani bayağı bir zaman geçmiş. İlk ama defa. Hepimizin evet. Gönlündeki. Unutmadığımız evet, aslında. Evet. Tabii evet. Ki bir iki yeri ben kaçırdım ama Ümit'i takip etmeye çalıştım. Muazzam değil mi? Evet. Evet. Ağzına yüreğine sağlık. Teşekkürler sağ ediyorum Ümit. Mikrofonu alıyorum. Hoş geldin tekrar canım benim. Peki şimdi gerçekten son zamanlarda verdiği mesajlarla hepimizin gönlünde taht kurdu. Hamiyet tüm kadınlar için kolları sıvadı ve şiddete hayır, kadınlar şiddete maruz kalmasın sloganıyla artık onu sık sık ekranlarda görür olduk. Ama şimdi şarkılarını dinlemek istiyorum arkadaşımın. Alkışlar Hamiyet gelsin. Şimdi çalışıp bizi izleyemeyenler, özellikle Twitter'dan bana ay çalışıyoruz seni bir türlü izleyemiyoruz diyenler için çok özel bir eğlence oluyor bugün. Süper. Çalışanlar ve bizi izleyemeyenler, evet o arada kaçıranlar olabilir. Hamiyet, benim sevgili kardeşim Hamiyet
Bu arada hakikaten kardeş gibiyiz. Bak al. Aynen. Ay bir dakika ya. Gel kız aramıza gir. Hadi. Bak. Gel kız. Söyle aranıza gir. Aha da buyur. Evet. Evet babamızın ilk evliliğinden. Şiddete hayır dedim. Belki evet. Güler de kaçırdı. Ay. Çünkü seni o morlar içinde görüp ben bir gibi hay gördüm. Kocasının çok, elleri evet. Kırılsın diyenler. Aynen ben eşim de, şurada kameranın arkasında duruyormuş. Arka, çok iyi adam onun kocası. Demeyin çocuğa öyle. Şey diyor ben diyor sessiz duruyorum orada diyor. Seni görünce de tüh elleri kırılsın diyor. Hemen diyor gittim arkaya. Usuldan usuldan. Kadar, tabii. Kadar, değil mi? Ben şok oldum. Gerçek zannettim yemin ediyorum. Herkes öyle zannetmiş. Evet. Peki ne anlatmak istedin Hamiyet? Bir çalışıp da izleyemeyenler için. Ben toplumda şiddet diye bir kanayan yara var, aile içi şiddet. Buna parmak basmak istedim. Ve arkadaşlarım tabii ki bir tek ben değil. Arkadaşlarımla beraber plastik makyaj yaptık. Evet. Ve o kadar gerçek ki. Basına dağıttık. Sizin programınıza da çıktık. Çünkü bu türlü bir şey olduğu zaman hep buzlanıyor, hafifletiliyor veya evet. O insanın eski resimleri ortaya koyuluyor ve diyor ki bu kadın işte ölen, bıçaklanan, evet, kesilen. Evet, evet, bunun evet. Afişi olmasını, bunu bir şeyler yapmak istedik. Kanunların değişmesini istiyoruz. Bir şeyler yaptıkça bir şeyler oluyor. Mesela devletimiz de bu konuya daha fazla eğildi. İnsanların tepkisi sayesinde. Tabii. Şimdi, bazı kanunlar evet. Değişiyor sayemizde. Evet. Duyuruyoruz. Kelepçe, buton evet, gibi şeyler çıktı. Yeterli değil ama bizlerin çabasıyla daha da güzel olacak inşallah. Peki bir inşallah. De bayram mesajı ver arkadaşım. Tüm Müslüman aileminin bayramını kutluyorum. Hayırlara vesile olsun inşallah. Ellerinizden öperim büyüklerimi. Küçüklerin gözlerinden. Bunu evet. Özellikle söylüyorum. Hamiyet'le ilgili kaygısı olanlar, Hamiyet adına üzülenler üzülmeyin. Hamiyet inanılmaz mutlu. Çok da güzel bir evliliği var. Aha, çok mutlu. İyi insani duygular taşıyan bir eşe sahip. Sadece eşi bu konuda destekliyor Hamiyet'i. Evet. Tüm kadınlar adına eşine de çok teşekkür evet, ediyorum. Evet. Alkışlar evet, ona canım da. Kardeşim. Teşekkür ediyorum ona. Hadi bir şarkı daha. Hemen. Hadi bakalım. Hadi, gel otur evet. Babacığım. Azıcık evet, görün. Evet ya. Şöyle görün görünelim. Şöyle duralım. Evet. Çok güzel. Şimdi çok fazla zıplıyoruz. Evet. Vallahi çok... hayır bir de başım dönüp yine düşmesin. Aa düştü. Topuklarla falan. Bu arada istiyorsan düşmek için kendine sıkma. Düşüyorsan da düştün. Ay güler ışığa ne oldu diye. Ümit gel hayatım. Ümit sayın. Alkışlar. Bir şey sormak istiyorum. Hemen hemen bütün şarkılarında bir kadın vokal var. Evet şu an. Bir şey mi anlatmak istiyorsun? Yani hani neredeyse tüm şarkılarında var. Kadınsız olmaz mı demek istiyorsun ya da onlar bizim hayatımızın bir parçası mı ya tabii da ne bileyim muhakkak. Bu şarkı böyle okunmalı mı? Tabii ki hanımlar hayatımızın en güzel rengi. Onlarsız hayat gerçekten tatsız susuz çekilmez bir yer olur bu dünya yani. Mümkün mü böyle bir şey? Yani kadınlar dünyaya güzellik atan varlıklar, yuva yapan varlıklar. Yani onlarsız bir hayat düşünülemez. Ama bu albümde Söz Müzik, Ümit Sayın albümünde yaptığımız şey şuydu aslında. Pınar Aylin'in yıllar önce mesela seslendirmiş olduğu sözü ve müziği bana ait olan şarkılar albümün tamamı. Evet. Benim diğer şarkıcılarla paylaştığım şarkılar aslında bunlar. Pınar Aylin mesela Ya Sen Gidip Deyi 95 senesinde okumuştu. Evet. 2011 senesinde beraber okumayı uygun gördük. Aynı şekilde Bendeniz de aynı şekilde. Gönül Yaylar İçin Deyi. Tarkan da aynı şekilde 94 yılında Acayipsin albümünde Gitme Dönme Beyim şarkılarını okumuştu. Bu albüme de 17 yıl sonra beraberce şarkılarımızı okumuştu. Olduk. Bu albümün bütün tamamının en büyük özelliği o, manidar tarafı o. Geçmişte benim şarkılarımı seslendiren arkadaşlarımızla bir nostalji yapmış olduk. Çok da güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Teşekkürler Ümit Sayın. Sağ olun. Ben çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Onun olduğu her yerde bir olay var. Hoşçakalın. Bayram günü. Bakalım. Burada ne diyecek, kime ne mesaj gönderecek? Alkışlar. Ben onu çok seviyorum. Tuğba ikinci geliyor. Bravo. Tuğba, bir bayram mesajı istiyorum. Gel hayatım. Bu arada bana bak çok zayıflamışsın. Yok be aynı. Aa yok zayıflamışsın. Ya. Kabul et. Kız klip çekerken o görüntülerini basına yansıtıyor. Dişi Rambo gibisin. Yürü be koçum dedim. Ha şey yürü oldu. Yürü be koçum. Şey oldu. Hani zayıflamışsın diyorsun ya. Zayıflamadım da çok halter çalıştım. Bayağı. Evet. Biraz güçleneyim şöyle istedim. Şöyle yaptım. Aa benim bak pilatesten. Tenenet tenenet tenenet.
biliyorsun. Benimki öyle değil. Halter dediğim öyle hani kas olsun diye değil. Benim vücut yapıma o uygun. Vücutüme? Vücuduma halter, ağırlık çalışmak uygun. Bana pilates falan yaramıyor. Hadi ya. Vallahi. Niye öyleymiş? Kim dedi? Çok fazla masaj yaptırmaya başladım en son. İyi değil işte. Sen evet çok seviyorsun. Şuna fazla gerek var mı? Şarkı alacağım. Durmadım da. Çok fazla masaj yaptırmaya başladım en son. Dediler ki sert şeyi seviyorsunuz, sert doku, sert yani kaslarınızı sert alıştırmışsınız, sert masaj yaptı. Sen de bilirsin. Evet, sen. Çok severim. Bizim ortak masörler bir zaman. Masör. Ondan sonra masör değil mi? Masöz. Masör erkek. Masör erkek. Masörler deyince erkeklere masaj yaptırıyormuşuz gibi oldu. Hadi bakalım. Çok da şeker bir masözümüz var. Aynı masöz. Tuğba'cığımın bana tavsiyesiyle geldi. Gerçi bu ara yapamıyorum çünkü dediğin gibi hiç ihtiyacı yaparken çok da fazla masaj, çok yumuşatmamalı. Evet. Biraz o sıkılığı, evet, o fitliği bana soruyorlar. Ne yapıyorsun? Haftanın 3 günü tırmalaya tırmalaya yorgunluktan ölsem yap bakayım. Pilatesi yapıyorum bak. Halteri kes. Vallahi evet. Ama yok, şey yok, daha olması lazım da vakit yok, gidemiyorum, daha gitmem lazım. Bayram mesajı alıyorum. Ne bayram mı? Mesaj. Ne yapayım? Mesaj ver diyorum. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyorum. Evet, yaşıtlarını yanaklarından. Yaşıtlarımı yanaklarından mı? Evet. Yakışıklıları yanaklarından. Yakışıklarında. Peki bir şarkı daha. Hadi bakalım. Şarkının sözleri için saz arkadaşlarıma döndüm. Dedim ki bak sözleri dinleyin. Çok güzel sözler. Evet. Nazan Öncel'in de öbürü. Evet. Bu da Ayşe Tufan diye bir arkadaşımın. Ayşe'yi biliyorum. Evet. Tanıştırdı benimle, evet, Tuğba. Çok başarılı Ayşe. Beğendin mi İlker? İyi. Tanıştıracağım Ayşe'yle İlker. Evet. Evet. Çok başarılı bir kız bak. İnşallah bizim daha sonra çıkacak albümlerimizde, artık albüm yapmayacağız gerçi. Biz single yapmaya karar verdik ya, ama yine çok, bir gecede yazdı bunu. Evet, çok başarılı, evet, bir kız. Bir bizi, şarkı da almak istiyorum. Böyle ona ben bir şey dinlettim. Ha. Ayşe dedim, böyle Arap ezgili bir şey istiyorum dedim. Hemen yazdı. Öyle yetenekler var. Hiç bizden değil. Kimyager. Belki çok özel olacak ama Gül Ali'yi senin yanında tanıdım. Karadağların Gül Ali'si yok mu kız? But Gullüm halam ölüyor ona. Diyor ki niye diyor, yani ben Tuğba ikinciden çirkin miyim diyor. Twitter'daki But Gullüm'ü tanıyor musun sen? But Gullüm halam var bir tane. Diyor ki ben diyor Tuğba ikinciden çirkin miyim? Bu Gül Ali beni almaz mı? Ayrıldılar diyor. Ha, Gül Ali şey tanıdığım en centilmen erkek. Aynı filmdeki gibi huyları. Eğer devam etseydik şimdi evimde oturuyordum böyle. Ya emin et. Evet. Onun için o çok iyi bir insan. Onunla çok nasıl... Karadağların Gül Ali'sini biliyorsunuz değil mi? Ben Gül Ali'yi, Tuğba ikinci beni tanıştırdı. Tuğba dedi ki gel bak dedi, seni dedi bak. O da seni çok sever. Sevdam dedi, sağ olsun. Çekim aralarında izlerdi. Ay Allah razı, evet, olsun. Canım kardeşim, eksik olma inşallah. Tuğba'm tanıştırdı beni. Kız çok yakışıklı dedim. O zaman ilk senle tanıdım ben onu. Sonra baktım Karadağlar'da karşıma çıktı. Türkiye hasta o da. Evet. Hem çok yakışıklı hem çok de bak yetenekli, ne güzel. Tuğba'nın da böyle söylemesi. Evet. Çok delikanlı, çok iyi bir çocuk tabii, dedim. Tabii. Çok ama güzel. Biz sanat hayatında böyle nasıl zor. Evet, zor oluyor mutluluk. Zor. Onun için de zor, senin evet, için de zor. Evet, onun için de zor benim. Ben zaten ona hep diyordum bak dizi patladı, arabana sıfır aldı. Ne yapacaksın her gün bana bakıp? Gez biraz, gez bir sürü insan dizi var. Dizi yok be, o çok ben şey. Ben öyle dedikçe kızıyordu zaten. Güzel bir çocuk değil ama. Yok, geziyor sever. Mu? Ben varken yok. Ben varken yasak. Ben varken şey, ev kuşuyuz. Ben yokken şoka gelirler Gül Ali'nin. Hep böyle olur. Ben yokken asıl sevgilisi be. Sen de be. Tabii. Şey, haberleri veriyormuş bari. Arkasından konuşuyor gibi olmasın. Tabii. Gerçekten tam bir delikanlı. Sapına helal kadar olsun. Helal olsun. Sevgili kardeşime. Tobacığım şöyle alıyorum bir tane. Kız benim yol. Bir düzine olduk lan. Evet. Ne güzel. Bayram eğlencesi bu. Tamam, bayram güzel programı. Beyaz TV ekranlarında bayram bir başka güzel. Hayırlı bayramlar deyip en eğleneceğiniz birini çağırıyorum. İşte eğlence. Alkışlar. Ben de özledim onu. Hasan Yılmaz geliyor. Ay.
Teşekkür ediyorum. Teşekkürlerle uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Muazzam bir davul şovdu. Sağ olun. Hasan Yılmaz tekrar yanıma. Sıra bende. Sıra sende vallahi. Döktürmen lazım. Hadi bakalım. Yani bu rekoru egale etmen lazım. Alkışlar. Şöyle alıyorum seni. Evet. Evet, alkışlar. Hamiyet. Hamiyet bir şey söyleyecek bir dakika. Şarkıyı yollamadan önce. Albümle ilgili. Albüm yeni. Evet. Hamiyet 5. Hamiyet 5. Niye Hamiyet 5? Hamiyet 5 çünkü 5. albümüm. Hı. İçinde 5 tane şarkı var. O yüzden Hamiyet 5 en son albümüm. Sizlerleyim. Hadi alkışlar. Efendim benim bir özelliğim daha var. Programıma başlarken benim için stüdyo çok önemlidir. Stüdyonun büyüklüğü çok önemlidir. Çünkü ben her türlü oyunu seviyorum. Oriental'i de seviyorum. Efendim halk oyunlarını bilirsin Güler, çok severim. Hangi yörenin olursa olsun bayılırım. Efeler oynasın, halk oyunları çıksın, halaylar çekilsin. Evet. Şimdi kimler geliyor? Yine bayılırım, hepiniz biliyorsunuz. Köçekler geliyor! Çok severim onları, onlar da biliyorlar. Osman hiç yaşlanmıyor ne oğlum ya, maşallah. Buzlukta mı yatıyor? Maşallah kız gibisin. Ama senin bu göbeğin ne olacak oğlum la? Ayıp ya. Oğlum versene şu kiloyu ya. Yakında doğuracağız. Zorlanırsın böyle oynarken. Yok, bir şey olmuyor. Hadi ya. Mutlu. Mutlu musun? Bu arada bayramımız mübarek olsun. Allah razı olsun. Aferin, koy alnına çocuğum. Ha. Sen alnına koyma, kafanı patlatırım ha. Vallahi aynı ay o, yıllardır bilirim Osman'ı. O bir tanedir. Yani bu dansta Osman'ı tek geçerim yani. Ama adam aynı değil mi yıllardır? Ay ben büyüdüm. Yani küçüktüm, büyüdüm. Osman küçüktüm, büyüdüm Osman. Sen aynısın. Maşallah abla. Vallahi Osman kadar da işlere giden yok ha. Değil mi ikiniz? Sayeniz abla. Ay canım. Durduydu. Ben gene hortlattım. Gölgen yatıyor maşallah. Hep Osman'ın bu gülüşü meşhurdur. Sırf onu güldürmek için neler yapıyordum ben. Allah herkesi güldürsün. Amin. Herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun. Ha. Seven sevmeyen herkese selam olsun. Seda ablam başta sağ olsun. Allah razı olsun. Bayram mesajı ver çocuğum. Bütün İslam aleminin, Türkiye'nin Ramazan bayramı mübarek olsun. Ha. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun. Şimdi yine çok güzel bir ses. Çok seviyorum onu. Yeni albümü de çıkacak. Yeni bir şarkıyla size tekrar bir merhaba diyecek. Şimdi eski albümden okuyacak ama şarkıları zaten o kadar güzeldi ki. Alkışlar Erkan Özkaya geliyor. Şimdi burada sizin gözünüzün önünde bayram günü bir abla dayağı yiyecek. Aa üstüme gelme diye siz diye bu. Bunlar benim denetimimde hepsi. Oğulcan çok seviyor Erkan abisini. Gerçekten çok seviyor. Ben de onu Oğulcan çok seviyorum. Sayesinde Erkan'ı tanıdım. Seni oğlum seviyor ama ben de en az onun kadar seviyorum. Aynı şekilde ben de o sizi çok seviyorum. O kadar iyisin ki canım benim, bir tanem. Ne zaman çıkacak yeni şarkı?
Şimdi bayramdan sonra düşünüyoruz yeni şarkıyı. Sağ olsun İlker Tekyaylar da, İlker abim çok yardımcı oluyor Tekyaygil. O konuda. Tekyaygil. Bayramdan sonra düşünüyoruz. Gümbür gümbür geliyor. Çok güzel şarkımız var. Yani herkesin dilinden düşmeyecek bir şarkı. İnşallah çok güzel beğeneceksiniz. Olacak. Güzel bayramdan olacak. Sonra anlattı önümüzdeki bana biraz günlerde şarkıyı. Güzel olacak. Bayram mesajı ver çocuğum. Bütün Türkiye'nin bayramını kutlar. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin de gözlerinden öperim. Bütün Türkiye'ye hayırlı bayramlar diliyorum. Evet, şimdi geçtiğimiz günlerde de onu programımıza konuk olarak aldık. Özellikle okuduğu ilahilerle, kasidelerle gönlümüze taht kurdu. Şimdi çok güzel ses, çok güzel yorum. Alkışlar benim canım arkadaşım. Ayhan Aşan geliyor. İstek yapıyorum bütün annelere. Eller sana sana bu şarkıyı biliyor musun diye sormam olmaz. Eledim eledim istiyorum benim için. O zaman eller kadri yapalım daha iyi. Hayır onu istiyorum ben. Bir bak. Eledim eledim. Bir bak provasına da bak istersen. Tamam. Eledim eledim bütün analara gitsin. Ağlatalım. Evet. Hadi. Olur mu?
Ağzına yüreğine sağlık. Teşekkürler ediyorum, ben beni kırmadın. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı bayramlar.